Instagram Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Barış'ın hesabındayız. Arkadaşlar sabah bir video attım ve bu kadroyla oynamıştım. Eğer o videoyu da izlemediyseniz bu videoyu bitirdikten sonra oraya geçebilirsiniz. Gerçekten Gavi performansına dudağın uçuklar kanka. Öyle bir Gavi performansıydı ve o videoda söz vermiştim. Ben farklı bir diziliş yapacağım. Guardiola'ydı biliyorsunuz. Hemen şöyle değişken dizilişlerden en yüksek rating nasıl yapabilirim? O ratingle maça çıkmak istiyorum. Tabi bu taktik biraz çok ofansif bir taktik ve başarılı olamadığımız bir taktik ama ne yapalım, bir şekilde bu şekilde iyi bir kadro kuracağız. Bugün de kadroyu şu şekilde kuracağım. Hemen genel derece diyeceğim arkadaşlar ve iyi oyuncuları buraya almaya çalışacağım. Şimdi öncelikle hemen şuraya 100 yaptım bunu. Bu stoperde 97 oluyor. O yüzden onu almayacağız. Yedeklerde hücum oyuncusu var sadece. Şimdi Lionel Messi. Oğlum Lionel Messi bu arada ben görmemişim normal Messi'yi ya. Hemen şunu OOS yaptım. 102 yaptım arkadaşlar. Cruyff var. Santrfor'a Cruyff'u şu an aldım. 102 oldu. Haaland var. Bir dakika, Haaland'tansa şuraya Eto'yu alayım. Eto'yu 101 yaptım. En yüksek rating ne yapabilirsem onu yapacağım. David Beckham böyle oldu. Dybala OOS'de 100 oluyormuş. Daha iyisi varsa alırız, bir kontrol edeceğiz. Vinicius burada kaç oluyor? 101 oluyor. Çok güzel. Kylian Mbappe var. Cruyff 102 burada olur. Çok güzel. Mbappe'yi de buraya alıp 102 yaparım. En yüksek reytingle nasıl kurabiliriz ona bakacağım. Kaleye hemen Casillas'ı aldım. 100 yaptım. Defans oyuncusu olarak kimler var? Komanda var bu arada. 98'lik Romario var. Haaland var. Patrick Vieira'yı geliyorum. Buraya alıyorum. 100 yaptım. Bu arada Matheus da vardı kadromuzda sanıyorum. Matheus'u stoper olarak 101 yaptım arkadaşlar. Çok 2791 kolektif gücü oldu şu anda. Van Nistelrooy'u alabilirim. 95'lik bunu alırsam oha oha, başka hiçbir şey demiyorum bu arada. Haaland var, o var, bu var. Evet, Kevin De Bruyne. Kimleri alabiliriz diye kontrol ettiğimde 97'lik Schneider. Şöyle geldim. İki tane Schneider var, pardon. Martinez'i çok merak ediyorum kaç oluyor ya. Şöyle bir gelelim Martinez'i. Şöyle alalım. Martinez de 100 oluyormuş. Şöyle 101 kalsın. 2795 kolektif güç oldu. Stopere sanıyorum ki daha yüksek reytingde alabileceğimiz bir oyuncu yok. Peki defans, yani daha doğrusu 97'lik Dybala'yı çıkarıp buraya 98'lik Haaland'ı alabiliriz. Onun dışında kimleri alabiliriz? 98 Zico var mesela. 98'lik Zico'yu buraya alırsak 2797 oldu. Oha. Romario var. Romario'yu alırsak şuraya daha iyi olur mu? Oha, bir dakika. Wesley Schneider'dan daha iyi oluyor. Şöyle 2798 yaptık. Rafael Leao da var orada ama. Rafael Leao'yu şöyle bir Neymar'la şey yapsak acaba? Evet, yükselmiyor. Şu an saha içerisinde oynayacağımız bir mevki var mı diye baktığımda herhangi bir mevki yok. Arkadaşlar 98, 97, 99 en düşük şu an, evet. Messi'leri zaten alamıyoruz kadroya aldığımız için. Neymar'ı da aldığımız, belki şunları aldığımızda yükselir mi diye şöyle bir kontrol ettiğimde herhangi bir yükseliş yok. 2798 kolektif güç. Ya oha'dan başka hiçbir şey diyemem. Ben ilk defa bu kadar kolektif gücü yüksek bir takımla oynayacağım. Gerçekten tabi rating bağımlı aldık oyuncuları. Hani yedeklere sağlam bir şekilde belki şey yapmayabiliriz ama bir kontrol edeceğiz artık. Gördüğünüz gibi 2798 kolektif güç. Bakalım momentuma falan vuracak mıyız, çok merak ediyorum. Gelin bu kadroyla bir maç yapalım. Sabahki videomuz güzeldi, keyifliydi. Bağlantı da fena değil, akmıştı. İnşallah bugün de şu anda iyi olur. Dostlar sistem rakibi buldu. Aha, Vinicius düşüşte gelmiş de, Allah kahretmesin. Sol tarafta Rafael ile başlayacağım. 2797'ye düştük ama yapacak bir şey yok. O da 100 oluyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kadro cayır cayır akıyor. Bu arada şunu koysak böyle. Ha, orada oynamıyormuş. Gol pozisyonunda da başka adam Steven Gerrard da aslında oraya alabiliriz ama taktiği bozmayalım. Rakibi de kontrol ettiğimizde 2681. Şimdi bak, Azerbaycanlı kardeşimiz geldi bu arada. Bak, şu kadroyu asla küçümsemiyorum ama bu kadronun duruşuyla bu kadronun duruşu renk olarak çok farklı değil mi ya? Dostlar, rakibin teknik direktörü de Xavi. O da sanırım top çevirme. O yüzden iki top çevirme, bakalım neler olacak, çok merak ediyorum. Rijkaard, Rafael Leao. Ortayı görürsem büyük tehlike. Harikasın. Çok güzelsin. Şimdi kanatta boşluk var. Arka taraf. Çok iyi kestim. Abi öyle bir mus kesiyor ki. Yani öyle bir mus kesiyor ki. Patrick Vieira almamız lazım. Ronaldo çok iyi gördü. Eyvah eyvah eyvah. Neymar gidiyor. Neymar baktı. Pas. Hadi artık. Offside. 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 Hoca. Hoca offside. Hoca offside.
Aldın. Yalnız biraz da sanki foul kokuyordu ama attım da pasımı. Süpersin. Eto çok iyi gördü. Mbappe gidiyor. Mbappe sanki omuz koyup geçeceğim gibi oldu ama sonra Konate'nin ne kadar güçlü olduğunu fark ettim. Matheus indiremedi. Eyvah, dikkat. Önüne atacak. Arka taraf boş. Arka... Hayret edersin, ne yaptın lan öyle? Arka taraf boş, ben oraya atacak sandım ama maalesef ki kötü tercih yaptı. Hemen şöyle ekran değiştir diyorum dostlar. Böyle başlamaların müptelası olduğumuzu biliyorsunuz ama orada adam yok atabileceğimiz. Biraz zorlayacağım ama evet, geçti mi? Süpersin. Aldım. Çok güzel. Harikasın. Ana! Ben savaş çıktı sandım. Oraya gidiyorlar sandım. Cruyff olmadı. Konate uzun gönderdi. Gönderdiği yerde bir kavgaya mavgaya gidiyorlar sandım. O derece böyle bir an offside taktiği yapmış. Eto. Çok güzel gördüm. Messi. Messi pa... İki kere dürtükledi ama en azından birine foul verebilirdin. Aldım. Rafael Leao. Eto gidiyor. Eto vurdu. Eto. Resmen böyle direğin yanından o böyle yan tarafa doğru o kadar tatlı vuruyor ki. Aman Kevin De Bruyne. Ne oldu lan o? Ne düştü orada? Ayağı mı takıldı onun? Ne oldu? Mbappe. Orta açarsa büyük tehlike. Ne yapıyorsun oğlum lan? Nesta mal mısın oğlum sen? He? Beyinsiz misin sen? Arka tarafta Matheus'la vuracakken. Abi Nesta ne yapıyorsun oğlum ya? Gözünü seveyim. Kolektif gücü yükselttik diye bokunu çıkarmayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Neyse problem yok. Kendi kalesine gol. Ben bunu montajda 2-0 yaparım. Şimdi Rafael Leao. Çok güzel gördüm Samuel Eto'yu. Harikasın. Bir pas daha geçer mi? Geçmedi. Pres yapıyoruz. Eto'nun bu preslere hayranım. Ara top. Mbappe gidiyor. Mbappe. Ne oldu? Penaltı. Penaltı. Ben de diyorum bir sıkıntı. Nasıl oldu penaltı? Ben anlamadım ha. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir görseydik be kardeşim. Topun başında inanılmaz bir oyuncu var. Nesta ile şöyle hemen değiştir diyorum. Dostlar. David Beckham'la. Bak David Beckham biliyorsunuz ayak içi. Kendi böyle ayak içine doğru şu tarafa doğru atar. Eğer David Beckham'ı biliyorsa oraya atlaması lazım. David Beckham abi bak. David Beckham penaltılarının birçoğunu böyle kullanır. Bunu herkes çok iyi bilir arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Beckham'ı seçiyorsan o şekilde yanağa doğru vurursun. 2-1 yaptı. Cristiano Ronaldo ile başladı. Aldım topu. Şimdi süpersin. Cruyff gidiyor. Top bende. Ben kime pas vereceğim diye bakarken bir baktım topu kaybetmişim. Yalnız ayakta oynarsak sevinirim kardeşim. Cancelo gönderdi. Kanka ne kadar iyi gönderdin lan. Süper. Patrick Vieira. Çok güzel gördüm Rafael Leao'yu. Attım. Süpersin Cruyff. Eğer atarsam Eto'ya gelmedi. Atarsam da atmazsam bağ olur. Ya da tam tersi. Aldım çok iyi gördüm. Kanattaki boşluğu da gördüm. Cruyff gidiyor. Cruyff attı pasını. Eto. Eto pas verir mi veremedi. Pres yapıyoruz. Hayret edersin. Aldık topu. Rijkaard. Rafael Leao. Çok güzel. Orada küçük üçgenler. Çok güzel gördüm. Rafael Leao. Leao fulleli gidiyor. Leao. Leao'yu kim tutacak abi? Öyle bir fulleli gidiyor ki. İnanılmaz fulleli gidiyor. Bakalım kaç kere daha fule diyeceğim. Almamız lazım. Yoksa top fulemizde gol olacak. Messi. Messi pasını verdi Cruyff. Çok güzel. Orada kanatta öyle bir boşluk var ki. Cancelo. İnan ki ayağın kopsun diyeceğim ya. Ona çelmesen olmaz mıydı? Chiesa gerçekten büyük hareketler yapıyor. Eyvah. Kanka bitir artık. Tadında. Hayır. Hayır. Bana ver. Vur gitsin anasını sattığım onun topuna. İlk yarı. Bak beni geriye aldı. Farkında mısın? Bunlar otomatik seçiyor. Sabahki videoda da söylemiştim. Bunların ayarlarını bir türlü yapamadım. Beni bak şu anda geri aldı. Sen ne? Belki ben ikinci gol, üçüncü gol atmak istiyorum. Makine sen benim yerime niye karar veriyorsun? Ben bunu otomatik de yapmış olabilirim. Sen bunu yapma. Takımı bir tık geri aldı. Neyse bizim de işimize geldi. Boşver sıkıntı yok. Kevin De Bruyne. Çok güzel gördü Cancelo'yu. Cancelo baktı. Cancelo bugün orada bir şeyler yapacak farkındayım. Çok da güzel pas. Chiesa mı? Orta mı? Kalemize gol mü? Oğlum vurduk lan daha ne yapalım? Sakin, sakin. Dostlar bak bu sefer... Oğlum dur çizgiyi geçemez o niye öyle? Bak şimdi böyle başlamalarında müptelasıyım. Attım pasımı. Harikasın. Rafael Leao. Çok güzelsin. Cruyff çok iyi gördü. David Beckham. Tam olarak istediğim şurası. Tam olarak istediğim... Olmadı. Atak. Bu atakların yalnız devam etmesi gerekiyor. Bu atakların... Gerçekten devam etmesi gerekiyor. Messi ile basıyoruz. Basıyoruz ama rakip daha çok basacak gibi.
Eyvah, Nesta'yı ileri çıkaramam. Pas Ronaldo. Adam bize süylüyor. 2-2 beyler oyun planı. Sonra oyun durmuyor, bir şey oluyor. Hemen şöyle geleceğim. Basacağım oyun planına. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi şöyle Haaland'ı aldım 1. Maradona'yı aldım 2. Burada kimdi bu? Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Romario'yu alayım hadi ya. Romario'yu aldım 3. Zico'yu aldım 4. Başka bir oyuncu daha alabilirim. Vinicius düşüşte gelmişti. Dostlar Steven Gerrard'ı alacağım. Steven Gerrard'la burada go yapacağım. Bu şekilde David Beckham'a Allah kuvvet versin diyelim. Çünkü onu yedekleyemedik, değiştiremedik. Bakalım neler olacak, çok merak ediyorum. Santrafor'dan bir gol atmak istiyorum. Olur mu bilmiyorum ama deneyeceğimi sözünü şimdiden veriyorum size. Takımı geri aldırttın, bize golü yedirttin oyunla. Beckham çok güzel. Romario'yu doğru, orada bir hata bekliyorum ben. David De Gea gönderdi. Kim var orada biliyor musun? Rijkaard var. Yemin ediyorum Simaç basar gibi. Bir uzun top daha. Hiç sektirme topu. Vur kanka. Harikasın. Çok güzelsin. Bir pas. Hadi verirsin. David Beckham. Beckham. Haaland. Arka direkt. Haaland. Resmen uzadı. Dostlar Haaland adam mıdır? Adamın dibidir. Adamsın. 5 numara birazcık sıkıntı olmuş Haaland'da. Nasıl? Nasıl? Hoca yapma. Yapma, gözünü seveyim ya. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle rakipte de Haaland var. Dikkat edelim. Rijkaard'la alır gibi yaptık. Keşkül titretmesi işe yaramadı. Şimdi pasımı verdim. Ah, biraz zorlama pastı. Ramos. Eyvah. Felix. Felix pasını verdi. Kansel'e. Orada da Haaland var. Ortayı kesti arka taraf. Haaland zıplamadı bile. Yetişemedi ona. Şimdi Gerrard. Gerrard pas. Haaland'ı gördüm. Şimdi Romario. Romario kanatta boşluk. David Beckham. Beckham. Hadi. Harikasın. Aşırttım. Allah kahretmesin. Çok iyi pastı lan. İnanılmaz iyi pastı. David De Gea. Beyler bir gol daha bu maçta kesinlikle olacaktır diye tahmin ediyorum. İndir. Adam oraya yetişti. Aldım. Çok güzel. Bir pas daha. Haaland nereye gidiyorsun kanka? Şimdi Gerrard. Eyvah. Verdim. Buralarda sakın hata yapmayın. Matheus. Çok güzel gördüm. Harikasın. Maradona. Maradona baktı. Bir pas daha. Şimdi. Attım. Süpersin. Maradona. Döndü. Bir pas daha. Şimdi. Patrick Vieira olmadı. Nasıl bir ilmik ilmik bir ataktı. Buna da out versene. Hadi buna da out versene. Şu an hakemi etki altında bırakmaya çalışıyorum. Dostlar Haaland'ın bir golü var. Ama rakip Haaland mı biz mi bilmiyorum. Topun başında Nesta'mızı değiştireceğiz. Nesta'nın yerine şurada Maradona ile atacağız arkadaşlar. İyi orta gol getir mi, birlikte kontrol edeceğiz. Haaland ön direkte. Çok güzel. Şöyle biraz kavisli yukarı doğru. Ortayı açtım. Olmadı. Atak devam edecek. Sakin. Beckham. Ana. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi çok iyi bir goldü. Ben yesem tableti kırardım ha. Cancelo çok iyi oldu ya. Pres 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 pres. Felix. Abi demek ki bazen kaleye vurmak gerekiyor. Rijkaard'a doğru. Uzaklaştırdım. Şimdi çok güzelsin. Romario harikasın. Pasımı verdim. Gerrard. At kanka. Çok güzel. Bir pas daha. Yeter ki top gitsin. Konate. Kanka öyle arkası dönük paslar şutlar çekilir mi? Gözünü seveyim. Eyvah, dalga geçme rakiple. Rakiple dalga geçme. Top bizde. 4 dakika uzatma. Hakem o kadar uzatma. Bu arada tabii ki de top onlarda. Hakemi etki altında bırakmaya çalışıyorum. Dostlar inanılmaz bir Beckham golü geldi. Takımı full ileri aldı. Oha. Sakin. Sakin. Hemen randıman aldı takım full ileri alarak. Ben de ne yapıyorum? Ben de takımı ileri alıyorum. Ben de böyle bir delikanlıyım. Cancelo. Aldım topu. Pasımı verdim, harikasın. Şimdi gidiyorum. Uzun gönderdim. Gönderdiğim yer işte Zico. Zico pas. Romario. Olmadı. Ne oldu? Abi bir şey söyleyeceğim. Yeter ama ya. Ne yapıyorsunuz siz? Abi canım atak etti. Ne oldu? Ben yine anlamadım abi ne olduğunu. Ama penaltı mı? Foul mü? Çok güzelsin. Topun başında, pardon yanlışlıkla bastım kardeşim. İnşallah çıksan da olur ya. Ben nasıl olsa frikikleri atamıyorum. Çıkmayı tercih etti mi? Etmedi. Hemen şu duran top değiştir diyorum. Şuradan David Beckham'ı alıyorum. Bir kere de şöyle sol elimle mi atsam ya? Böyle mi yapsam? Şimdi şöyle attım. Şöyle geldim. Abi biz vurmayı bilmiyoruz ya.
David Beckham direğin yanından altta. Klasmanı da atlamış oluyoruz Barış'ın hesabında. Dostlar inanılmaz bir kolektif güçle oynadık. Ama golü bala attık. Güzel oldu. Yine de kazandığımız için mutluyuz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Like atmayı unutma. Hoşçakal.